farkına varmadan sizi çiğnemesinler. O küçücük varlığın bile hukuku var. En güzel örnekleriyle doludur. Kur'an-ı Kerim'de karıncaların da konuştuğunu görmekteyiz. Hazreti Süleyman Karınca Vadisi denilen bir vadinin oradan geçerken karıncaların reisi diğerlerine diyor ki: "Ya eyyühen neml udhulu mesakinakum." Ey karıncalar, meskenlerinize, yuvalarınıza girin. "La yahtimennakum Süleymanu ve cunuduhu ve hum la yeşurun." Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi çiğnemesinler. Burada gerçekten ince bir nükte var. Karınca bile biliyor ki Süleyman bir peygamberdir ve onun ordusu istikametli bir ordudur, adil bir ordudur. Bilerek karıncaya bile ayak basmaz. İşte dinin hükümleri bütün insanları mutlu edecek hükümlerdir. Yani Allah'ın gönderdiği hükümlerde karıncanın hukuku bile mahfuzdur. Karıncayı bilerek çiğnemek dinen caiz değildir. İşte karıncanın hukukunu zayi etmeyen bir şeriat elbette insanların hukukunu zayi etmeyecektir ve onlarla alakalı hükümleri de bildirecektir. Bununla alakalı şöyle bir kıssa da anlatılır. Kanuni Sultan Süleyman bir gün sarayın bahçesinde gezerken bakıyor ki ayva ağaçlarından birine karınca musallat olmuş. Ve Ebu Suud Efendi'ye bunu şiir tarzında gönderiyor ve soruyor. "Dırahta ger ziyan etse karınca, zarar var mıdır anı kırınca?" Yani eğer karınca ağaca zarar verse bunun telef edilmesi caiz midir? Ebu Suud Efendi yine şiir diliyle ona şöyle bir mesaj gönderiyor. Şöyle cevap veriyor. "Yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan hakkın alır karınca." Yani böyle bir şey yapamazsın. Bu karıncaya zulüm olur. İleride kıyamet günü geldiğinde karınca Süleyman'dan hakkını alır. İşte karınca küçücük bir varlık. O küçücük varlığın bile hukuku var. Durup dururken ona zarar vermek caiz değil. Bunu bile tanzim eden bir din elbette insanların birbirleriyle olan muameleleri nasıl olmalı? Hangi adalet kurallarına göre olmalı? Elbette bunları belirlemiştir. Kur'an-ı Kerim bunun en güzel örnekleriyle doludur. Peygamberin hadisleri de bunun ayrıntılarını bizlere bildirmiştir.